3 fazla senkron motora yıldız üçgen yol verme devresinin çalışma mantığını bir inceleyelim. Önce güç devresindeki elemanları tanıtmakla başlayayım. Q1 kontaktörüm benim. L1, L2, L3 fazlarını U1, V1, W1 motor uçlarına veren ana kontaktör ismini verdiğim kontaktör. Q13 kontaktörü ise dikkat ederseniz burada girişleri köprülenmiş olan bir kontaktör. Q13 kontaktörüm benim. Motorun yıldız noktasını oluşturan yani U2, V2, W2 uçlarını kısa devre yapan kontaktör. Q13 benim yıldız kontaktörü. Q15 kontaktörüm ise benim. U1 ucunu V2'ye, V1 ucunu W2'ye, W1 ucunu U2'ye köprüleyen yani üçgen bağlantıyı sağlayan üçgen kontaktörü Q15 ise. Kumanda devresinde ise benim Q11 ana kontaktörümle devreye giren bir adet çekmeli gecikmeli zaman rölem var K1 isminde. K1 zaman rölesinin yaptığı temel işlem yıldız çalışmadan üçgen çalışmaya motoru geçirmek. Belli bir süre sonra K1 kontaktörümün buradaki kapalı kontağı açılarak yıldızı devreden çıkartacak ve açık olan kontağını kapatarak üçgeni devreye alacak. Şimdi devrenin çalışmasına bir bakalım. Sigortamın kapalı olduğunu düşünüyorum. Enerjim benim. F0 sigortamdan geçti. Termik rölemin kumanda devresindeki 95-96 numaralı kontaklarından, kapalı kontaklarından geçti. S11 buton grubundaki 0 nolu stop butonunun 21-22 nolu kontaklarından geçti. Ve S11 buton grubundaki 1 nolu start butonunun 13 nolu kontağına ulaştı. Ve buradaki ekten aynı zamanda da Q11 kontaktörümün 13 nolu kontağına ulaştı. Bu 1 nolu start butonunun açık olması ve Q11 kontaktörümün 13-14 nolu yardımcı kontaklarının açık olmasından dolayı enerjim şu anda bu noktada kaldı, devam etmiyor. Yine aynı şekilde güç devremde de fazlar sigortadan geçtikten sonra Q11 kontaktörümün ve Q15 kontaktörümün 1-3-5 nolu ana kontaklarına ulaştı. 1-2-3-4-5-6 açık ana kontakları olduğu için buradan sonra da enerji akışı yok. Enerji şu anda Q11-Q15 kontaktörlerinin ana kontak girişlerine kadar geldi. Ve start butonuna basalım. Start butonuna bastığımızda açık olan 13-14 nolu kontaklar kapanacak. Ve 13-14 nolu kontaklar kapandığında enerji akışı start butonu üzerinden devam edecek ve enerjim benim. Q11 kontaktörümün 43 nolu yardımcı açık kontağına, Q13 kontaktörümün 13 nolu yardımcı açık kontağına geldi. Fakat bu kontaklarda açık olduğu için enerji akışı buradan devam etmiyor. Aynı zamanda benim enerjim K1 zaman rölesinin 15 nolu kontağına ulaştı. 15-16 kapalı kontak olduğu için enerji akışı 15 nolu kontaktan 16 nolu kontak üzerinden devam etti ve Q15 kontaktörümün 21-22 normalde kapalı kontağı üzerinden devam ettikten sonra Q13 yıldız kontaktörümü A1 bobin ucuna ulaştı. Artık benim Q13 yıldız kontaktörüm enerjilendi. Yıldız kontaktörümün benim güç devresinde köprüleme yaptığı kontakları var ve bu kontaklar güç devresinde kapandı. Şu anda yıldız köprüsü oluşturuldu. Aynı zamanda benim Q13'ümün de kumanda devremde 13-14 nolu yardımcı açık kontağı var ve Q13 çalıştığında bu kontakları da kapadı. Q13'ün 13-14 nolu kontakları kapandığında az önce enerji Q13 kontaktörünün 13 nolu kontağına gelmişti. 13-14 nolu kontaklar Q13'ün devreye girmesiyle kapandı ve artık enerji akışım benim Q11 kontaktörümün A1 bobin ucuna ve aynı zamanda da zaman rölemin A1 bobin ucuna geldi. Yani Q13'ün kapanan kontaktörü üzerinden Q11 kontaktörüm ve zaman rölem devreye girdi. Q11'in çalışmasıyla birlikte Q11'in kumanda devresi üzerinde 2 adet normalde açık kontakları var. 13-14, 43-44 ve bu kontaklar da kapandı. Şimdi bu kontaklar ne işe yarıyor? Daha önceki devrelerimizden hatırlayacaksınız. Buradaki 13-14 nolu kontaklar start butonuna paralel bağlı. Yani start butonundan elimizi çektiğimizde enerjinin devam edebilmesi için bu kontaklar mühürleme işlemi yapıyor. Peki buradaki 43-44 nolu kontaklar ne işe yarıyor? Az önce dikkat ederseniz devreye ilk giren kontaktör Q13 yıldız kontaktörüm oldu. Q13 kontaktörüm Q11 kontaktörünü devreye aldı. Niye Q13 devreye girdi? Q11 daha sonra devreye girdi. Bunun açıklamasını videonun sonunda yapacağım. Q13 kontaktörüm benim yıldız kontaktörüm ve bir süre sonra devreden çıkacak. Yani K1
K1 zaman rölesinin 15-16 nolu kontakları açılarak Q13'ü devreden çıkartacak ve Q15'i devreye alacak. Şimdi Q13 devreden çıktığında buradaki 13-14 nolu kontaklarını açacak. Açtığı zaman benim Q11 ana kontaktörümün enerjisinin kesilmesini engellemek için aynı yukarıdaki start butonuna yaptığım mühürlemenin bir benzerini buradaki Q13 kontaktörünün 13 ve 14 nolu kontaklarına Q11'in 43-44 yardımcı kontakları üzerinden yaptık. Numaralar niye 43-44 bu kontakta? Ben 43-44'ü gördüğüm zaman bu kontakların kontaktörün üzerindeki yardımcı kontak değil de daha sonradan ya yandan ya da yukarıdan eklenmiş olan yardımcı kontak bloğu üzerindeki kontaklar olduğunu anlıyorum. Bu kısmı kontaktörlerle ilgili ders videomuzda anlatmıştım. Şimdi Q11 kontaktörüm devreye girdi. Q11 kontaktörümün bir de güç devresinde ana kontakları var ve bu kontaklar kapandı. Ve enerji artık F2 termik röleminde üzerinden geçerek L1 fazını U1'e, L2 fazını V1'e, L3 fazını W1 uçlarına Q11 kontaktörümün 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana kontaktör üzerinden taşıdı. Yine aynı şekilde motor içerisindeki enerji akışı U2, V2, W2 uçlarından da devam etti ve Q13 kontaktörümün üzerinden yıldız noktası oluşturuldu. Bu anda Q15 kontaktörüm açık olduğu için enerji Q15 kontaktörü üzerinden şebekeye geri gitmedi. Ve şu anda motorum yıldız köprüsü de oluşturulduğu için ana kontaktörümün devreye girmesiyle birlikte yıldız olarak yol almaya başladı. Şimdi start butonundan elimizi çekelim. Start butonundan elimizi çektiğimizde buradaki 13-14 nolu start butonunun uçları açıldı ve az önce söylediğim gibi Q11 kontaktörümün 13-14 nolu uçları kapalı olduğu için start butonu açık olsa da buradaki mühürleme kontağı üzerinden sistem kendisini besliyor. Ve zaman saymaya devam ediyor. Ve yol verme süresi dolduğunda K1 zaman rölesinin buradaki 15-16 nolu kontakları açılarak Q13 kontaktörünün A1, A2 bobin uçlarına giden enerji kesilecek. Ve K1 zaman rölesi 15-16 nolu kontaklarını açarak Q13 kontaktörünün enerjisini kesti. Dikkat edecek olursanız güç devresindeki Q13 kontaktörüm enerjisi kesildiği için yıldız noktasını açtı. Ve K1 zaman rölem yıldız üçgen yol verme zaman rölesi 15-16 nolu kontaklarını açtıktan 50 milisaniye sonra 15-18 nolu kontaklarını kapadı. Ve enerji artık 15 nolu kontaktan 18 nolu kontağa geçti. Q13'ün 21-22 nolu kontakları kapalı kontaklar üzerinden devam etti ve şu anda Q15 üçgen kontaktörüm enerjilendi. Q15 kontaktörümün güç devresinde ana kontakları var ve güç devresindeki ana kontakları da kapandı. Ve şu anda motorum üçgen çalışmaya geçti. Üçgen çalışmada neydi? Bağlantı U1 V2 ile V1 W2 ile W1 U2 ile köprülenecekti ve dikkat edecek olursanız köprüleme Q11 ana kontaktörüm ve Q15 üçgen kontaktörüm üzerinde oldu. Bakıyorum L1 U1'e geliyordu. U1 yolu takip ettiğimde V2'ye, L2 fazım V1'e geliyordu ve buradan devam ettiğimde W2'ye ve L3 fazım W1'e geliyordu. Bu bağlantıdan devam ettiğimizde ekten U2'ye geldi. Yani karşılıklı olarak üçgen köprüsü Q15 kontaktörü sayesinde atıldı. Şu anda motorum artık benim üçgen çalışmaya geçti. Buradaki Q15'in kapalısı ve Q13'ün kapalısı ileri geri çalışmada olduğu gibi yıldız ve üçgen kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesini engellemek için. Eğer yıldız ve üçgen kontaktörler aynı anda devreye girecek olursa dikkat ederseniz L1 fazım, L2 fazım ve L3 fazım üçgen kontaktörünün üzerinden geçtikten sonra eğer Q13 yıldız kontaktöründe devrede kalacak olursa bunun üzerinden kısa devre olur. Ve bu kısa devreyi engellemek için Q15'in kapalısı Q13'ün önüne, Q13'ün kapalısı da Q15'in önüne ileri geri devresinde olduğu gibi birbirlerinin çalışmasını engellemek için atılır. Şimdi güç devresindeki bazı elektriksel değerlerden bahsedelim. Asenkron motorlara yıldız üçgen yol verme efsanesi diye bir videom var. O videoda bu sayısal değerlerin nereden geldiğini açıkladım. O videonun da linkini yukarı ve videonun açıklamalar kısmına atacağım. O videoyu da izlerseniz bu sayısal değerlerin nereden geldiğini göreceksiniz.
Buradaki F1 sigortam, devre sigortam, bu F1 sigorta da olabilir. Bu bir motor koruma şalteri de olabilir. Bu kompakt şalter de olabilir. Motor anma etiketinin değerinde seçilmelidir. Örnek olarak bu motorum eğer benim şebekeden 173 amper geçiriyorsa F1 sigortam buradaki ya da motor koruma ya da termik şalterim her neyse koruma elemanım buradaki akım değeri motor etiket akımına göre seçilir ve motorum benim eğer örnek olarak şebekeden 173 amper çekiyorsa 173 ampere göre seçilir. Burada Q11 ve Q15 kontaktörlerim benim faz akımlarına bağlı olan kontaktörlerimdi ve faz akımlarım hat akımın kök 3'te 1'iydi. Yani Q11 kontaktörümü de Q15 kontaktörümü de 173'ün kök 3'te 1'i yani 173 bölü karekök 3 şeklinde buluyoruz. Bu durumda benim Q11 kontaktörüm ve Q15 kontaktörüm faz akımlarında olduğu için 100'er amperlik seçiliyor. Yine aynı şekilde F2 termik rölemde benim faz akımına göre yani 100 ampere göre seçilmesi lazım. Ve yıldız kontaktörümün değeri ne olacak? O videoda bahsettiğim gibi yıldız olarak devreye girdiğinde motor normalde çekmesi gereken akımın etiket akımının 3'te 1'ini çeker ve yıldız kontaktörüm benim üçgen bağlı motoru yıldız olarak devreye aldığı için 173 amperlik bir motor normal çekmesi gereken 173 amperin 3'te 1'ini çekecektir. Bu da 58 ampere tekabül eder. Yani buradaki yıldız kontaktörümü de ben 58 ampere göre seçmem gerekli. Peki şimdi videonun başında bahsettiğimiz neden Q13 yıldız kontaktörü Q11 kontaktöründen önce devreye giriyor ve Q13 kontaktörü Q11 kontaktörünü devreye alıyor. Eğer ben Q13 ve Q11 kontaktörlerini aynı anda devreye sokacak olursam, yani ikisi de aynı anda enerjilenip çekecek olursa buradaki kontakları ikisi birden enerji altında devreye girecekler. Yani Q11 ve Q13 kontaktörlerimin ana kontakları enerji altında devreye girecek. Peki kontaktörün enerji altında devreye girmesi demek ne demek? Kontaklarında ark oluşması ve kontaktörün ömrünün kısalması kontaktörün daha hızlı deforme olması anlamına geliyor. Şimdi eğer ben Q13 kontaktörümü, yıldız kontaktörümü daha önce devreye alacak olursam önce enerjisiz ortamda buradaki yıldız köprüsünü kapayacak. Dikkat edecek olursanız şu anda Q13 devreye girdi. Q13 devreye girince biraz sonra göreceksiniz Q11 önündeki kontağını kapayacak ve Q11 önündeki kontağını kapanmasıyla beraber aynı anda güç devresindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu kontaklarını kapadı ve şu anda Q13 kontaktörüm yıldız köprüsünü benim motorun beslemesi yokken, motor üzerinde enerji yokken yaptı. Ve Q13 aynı zamanda bu kumanda devresindeki Q11 önündeki kontağını kapadı ve şimdi Q11 enerjilendi. Yıldız köprüsü enerjisiz ortamda kapanmıştı ve şu anda Q11 ana kontaktörüm devreye üzerinde enerji varken, üzerinde elektrik varken devreye girdi. Ve şu anda bir tek ark benim Q11 ana kontaklarımda oluşuyor. Eğer ikisi aynı anda devreye girseydi kontaktörlerin ikisinin de ana kontaklarında ark oluşacaktı. Ama ben Q13 kontaktörünü enerjisiz olarak devreye almam bu Q13 kontaktörünün kontaklarında ana kontaklarında oluşacak olan arkı engelledi. Ve şu anda benim sadece Q11 kontaktörüm enerji altında devreye giriyor ve tek ark benim Q11 kontaktörümün ana kontaklarında oluşuyor. Bu Q13 kontaktörünün ömrünü uzatmak ve korumak için yapılan bir kontak hareketi.